5 yıldır ben bu bölgeyi anladığım kadarıyla oraya değinmek istiyorum. Çünkü bu burası daha önemli artık. Sonuçta biz yakınımızı, eşimizi, kardeşimizi, çocuğumuzu, babamızı kaybettik ama o artık geri getiremiyoruz. Asıl sorun başka ülkemizden. Biz 2008 yılında olaydan sonra sağ olsun avukat danışmanımız bir muhtemelinde avukat danışmanı Erbay Bey sayesinde bir danışmamız olmuştu. Ya bu konularla uzak insanlardık hepimiz. Normal vatandaş gibi karşımızda oturan insanlar gibi normal günlük hayatını yaşayan bu tip şeylerle karşılaşmayan herhangi bir mahkeme kapılarına sürülmeyen insanlardık. Sonra tanıştıktan sonra bizim olayın nasıl işleyeceğini anlattılar. Ki ilgili tanışmışız. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu olaya tek başına girmek ya da tek başına hareket etmenin ne kadar kötü olduğunu sonraki yıllar anladı. 3 ay sonra bilirkişi raporu çıktı. Çok hızlı bir zamanda, kısa sürede aslında. Bu bir başarıydı. Bilirkişinin bu kadar kısa sürede bir rapor hazırlaması. Ve raporda aslında Türkiye gerçeğini ortaya sunuyordu. Kurumlar suçlu. Kurumlar hiçbir şey yapmamış. Kurumlar denetlememiş. Sadece işçiler ölmüş. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, BEDAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı suçlu bulundu direkt. Bilirkişi raporunda. Tabi burada bir eksik bir şey daha vardı. Aslında İçişleri Bakanı da burada. Bakanlığın da suçu vardı. Tabi bunu sonra olayın genişleme bölümüne bakınca bu tip maddelerin aşınırlığını, takibini sağlayacak kurum İçişleri Bakanlığı kanunla. Kanunlar nizamında. Ama bu görevini yapmamıştı. Sadece bilirkişi raporunda bu eksiklik vardı. Biz bu şeyle savcı bu bilirkişi raporundan davayı açmak için dosya hazırladı. Fakat ne hikmetse tam 2,5 yıl biz bu davanın açılması için bekledik. Uğraştık da hatta. Biz bu esnada ilk karşılaştığımız şok Zeytinburnu Kaymakamı'nın yaptığı ahlaksızlıktı. Ben öyle diyorum. Yani insanlar ne anlarsa da fark etmez. Belediye başkanı ve belediye kurumunda çalışanların yargılanmasını engellemeye kalktı. Çünkü bizim ülkemizde de bir hukuksuzluk var. Bir tane adam deyince bu adam yargılanamaz. Alttaki suçlu insanlar yargılanamıyor. Burayı nereden diyorum? Çünkü biraz sonra en son anlatacağım konu çok ilginç. İnsanlarımızın bilmesi gerekiyor. Biz bu şoku yaşadık. Sonra bir üst mahkemeye başvurmak zorunda kaldık. Aynı şoku İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşamamak için dönemin valisi Muammer Güler, ismini iyi yazın kenara. Az önce dediğim olay geleceğiz noktasına. Randevu talep ettik valilikten. Randevumuzun üzerinde, talebimizin üzerinde bir hafta geçmemişti. Çünkü oradan da aynı şeyi korkumuz olmuştu. Vali altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yargılanması, Büyükşehir Belediye'ye valilik izin veriyormuş. Böyle bir saçma bir kanunumuz var. Sağ olsun yapanlardan. Valilik belediye başkanının yargılanmasına engellememesi için randevu talep ettik. Yani böyle siz bu işe şey yapmayın. Sonuçta siz valisiniz, siz halkı temsil etmeniz gerekiyor. Vatandaşı temsil etmeniz gerekiyor. İşini yapmayan, suçlu, sana konumda kimseleri temsil etmiyorsunuz orada sonuçta. Sen benim valimsin, memurun valisi değilsin. Ama o ne yaptı? Herhangi bir biz randevu talebimize cevap vermeden direktmen İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanlarının yargılanmasına izin vermedi. Biz orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları suçlu demedik. Bunu biz de ortaya atmadık. Bunu konusunda uzman kişiler, üniversite görevlileri, bu işin uzmanları mahkemenin ya da savcının görevlendirdiği kişiler tarafından söylenen bir şeydi. Bu adamlar bu konuda suçludur, sanıktırlar, ifadeler almaları gerekiyor. Ondan sonra suçlu gerçek ortaya çıkacaktı. Maalesef izin vermedi Muammer Güler. Bunun için de savcılığa itiraz dilekçesinde bulduk. Büyük mahkemeye itiraz dilekçesinde bulduk. Ne yazık ki bir tane işgüzarın diyelim. Tabi bu hiç ülkemize çok sık olan bir şey gerçi ama bir tane işgüzar memur itiraz dilekçesi, savcının itiraz dilekçesini 15 dakikalık mesafeye 15 günde göndermedi. Engellenmiş oldu. Sümer altı edildi. Sebebi de ortaya çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkeme karşısına çıkmasın diye. Öyle yani tahminlerimiz. Nihayet buna da itiraz ettik ama itiraz yerine ulaşmadığı için oradaki ilk itiraz şeyimiz geçersiz oldu. Bunun için Danıştay'a kurumları belki karıştırabilirim Yargıtay Danıştay'a başvuruda bulunduk.
Tabii bu sırada diğer taraftan Zeytinburnu Belediyesi'nde 4 tane çalışan müdür, bir tane emekli olmuş müdür, iş yerinde bina sahipleri suçlu olarak mahkeme karşısına çıktı. Dolayısıyla da tabii 2,5 yılın üzerine. O da bizim baskılarımızla olan şeydir. Dava devam ederken üst mahkemelerdeki davalarımızı da takip etmeye başladık. Danıştay'dan sadece maalesef Zeytinburnu Belediye Başkanı'nın 4 yılın sonunda yargılanması için izin çıkarabildik. Biz 4 yıl uğraştık. Danıştay kararı geri gönderdi. Savcılığa, Zeytinburnu Savcılığı'na, Bakırköy Savcılığı'na. Yani Zeytinburnu Belediye Başkanı'nın ifadesi alınıp davaya eklenmesi için. Çünkü bir yanlış görmüştü Danıştay. Fakat o aynı Danıştay maalesef bir şeyi gözden kaçırdı ya da gözden kaçırtmak durumunda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni devre dışı bıraktı. O yargılanabilir kararını onadı. Yani yargılanamaz kararını onanmış oldu. Doğru yapmadı. Yani diğerinde nasıl yapmışsa onda da aynısını yapması gerekiyordu. Biz burada sadece bir kuruma işi yıkmaya çalıştılar. Bir de Zeytinburnu Belediyesi kurumu çalışanlar ve başındaki kişi ve bina sahiplerini yıktılar. Şu anda o. Ama da biz bunun peşini bırakmıyoruz. Önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvurumuz oldu. Şimdi bu davalar sonuçlandığı zaman bireysel hak artık Anayasa Mahkemesi'ne başvurmamız gerekiyormuş. Direkt şeklimiz. Onun için de ayrıca davadan sonra tekrar yargılanma yapılmadığı için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Eğer sonuç alamazsak tekrar yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Tabi bu sırada biz Danıştay'dan karar geldikten sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı için savcı ne hikmetse 4 yılda açamadıkları davayı bir haftada kovuşturmaya gerek yoktur kararı verdi. O savcıya sormak lazım. Hiç utanma ya da ağırlanma ya da ahlaksızlık nasıl bir şey oluyor anlatması gerekiyor bize. Biz aile olarak. Biz normal bir vatandaşız. Arkamızda kimse yok. Biz kimseye de sırtımızı dayamak istemiyoruz zaten. Bizim öyle bir beklentimiz de yok. Onların parasına da ihtiyacımız yok. Parayla da bir işimiz yok. Biz sadece dedik ki hukuk, kanunlar ne yazıyorsa onlar olsun. Savcının yaptığı tam bir terbiyesizlikti. Bir hukuk adamına yakışmıyordu. O savcı aldığı belgeyi yırtıp akşam yemeği olarak yemesi gerekiyor. Ya da artık sabah yemeği, hangisini rahat edecekse, midesini nasıl sindirecekse. Ama sağ olsun bir üst mahkemeye tekrar başvurduk. O mahkemenin başkanında elini öpüyorum. Ben açık söylüyorum. Belgide görevini yapıyor ama hiç korkmadan Zeytinburnu Belediye Başkanı yargılanmasına izin verdi. Hayır yargılanacak dedi. Nitekim bir önceki duruşmamızda Zeytinburnu Belediye Başkanı yargılanmak için davaya gelmesi gerekiyordu. Fakat saygıdeğer belediye başkanı çok işi varmış, hastaymış. Doktor rapor almış. Mahkemeye girmedi ama sonra bir baktık ki bunları söylüyorum. İnsanlar ne kadar bir bu ülkedeki değerlerini bilsinler yani. Karşımızda duran insanlar ya da bu herhangi okuyanlar kendi değerlerini buradan bilsinler yani. Onlar için devlet nezdinde gözünüzdeki değeri nedir anlarlar. Arkadaş sosyal paylaşım sitesinde yemek fotoğraflarını hasta olan bir adamın ne işi var gezme toplantılarında rastladık. Sonra mahkeme bunun için karar çıkardı. Eğer bu sonra 22 Şubat'taki duruşmaya gelmezse tutuklama kararı çıkacak. Mecburen gelecek. Keşke gelseydi belki de önümüzdeki duruşma karar duruşması olacaktı. Fakat yine uzadı iş. Bu işi başarmışken bir de tabii bu arada diğer engellemeler normal oldu. Yani normalde insanlar, siyasilerimiz, işte sendika abimizin söylediği gibi bu tip şeylere parasal olan şeylerde varlar. Evet doğru. Para varsa, yenecek bir para varsa oradalar. Ama insan hayatı ve insan yaşamı olan şeylerde eğer para gelecek bir şey yoksa orada yoklar. Bunu insanlar kendilerine bir beyinlerin bir kenarına kazısınlar. Çünkü onlar için her şey para. Para varsa onlar var. Para yoksa onlar da yok. Burada üzüldüğüm şey hukuk sisteminin de buna yandaş olduğu. Hukuk sistemi vatandaşını, daha doğrusu bu ülkede yaşayan insanları korumaya yönelik bir sistem olması gerekiyor. Tabii en son bir hafta önceydi galiba. Akşam televizyon seyrediyorduk. Yine aynı isim. Çok ilginçtir. Muammer Güler ismi. İçişleri Bakanı yapıldı diye bir haber duydum. Açtım televizyonu özellikle. Bakmak istedim. Baktım evet doğruymuş haber. Muammer Güler bu ülkede İçişleri Bakanı oldu. Anlamadığım şu. Ya da onu oraya getirenlerin düşünmediği şey şu. Sizde hiç utanma yok mu?